Shipcoin XRP Launch için sıcak gelişmeler fiyat hareketlendi diyor. Şimdi üstüne bir konuşacağız ve burada ne varmış ne yokmuş şeklinde duruma bir göz atmaya çalışacağız. Ve bu noktada bir bakış atacağız bu şekilde ne var ne yok diye. Beğenip abone olmayı da unutmayalım. Onun da altını çizeyim. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hem beğenen hem de kanala abone olan herkese. Shipcoin XRP Launch sıcak gelişmeler diyor. Buradaki kısım sıcak gelişmeler kısmı. Bir, şöyle çok kısa bir üstünden geçmek gerekirse. Birincisi XRP Coin'deki mevzu önceki videolarda değerlendirmiş olduğumuz muhabbettir aslında. Ki o da bildiğiniz üzere biliyorsunuz bir yan chain için ortaklık kurmuşlardı, bir işbirliği gerçekleştirmişlerdi. Bu hususun ta kendisidir aslında buradaki olayda diyebiliriz. Lunge gelince Binance yakımından bahsediyorken Shiba'da da yanlış görmediysem en son Shibarium'a Shiba Swap'in entegrasyondan bahsediyor. Lunge hariç diğer ikisi üzerine zaten konuştuk. Olay anlamında söylüyorum. Varlık anlamında değil. Ripple, OSIS, Shiba Swap ve Binance'tan kritik açıklama. Aynen. Çalışabilirlik, oyun ve token yakma mekanizmalarındaki ilerlemeleri vurgulayan önemli haberler geldi. Aynen öyle. Ripple ve Emos diyor XRP Ledger EVM Sidechain için ortaklık kuruyor. XRP ekosistemi için büyük bir hamle geldi diyor. Ledger'da EVM'i bir araya getirdiğini ifade ediyor. Bununla alakalı konuşmuştuk hatırlarsınız. Dediğim gibi sonuç itibariyle varlığın çok ciddi şekilde kullanımını hem XRP'nin kullanımını artırabilecek bir durumdur. Potansiyel olarak yakım demişken tabi ilerleyen vakitlerde yakımlara da aynı şekilde bu arada etki edecek, etki edebilecek bir unsurdur şeklinde ifade etmek gerekiyor. Çünkü belli bir noktadan sonra biliyorsunuz XRP'de de deflasyon görülmeye başlayacak. Bunları unutmayalım. Bunlara da dikkat edelim. Ne diyor? Tam bunun üstüne konuştuğumuz için yani çok uzun bir şekilde de durmak istemiyorum. Onu da ifade edeyim. Bu neymiş? OSIS'ten bahsediyor. OSIS üstüne de konuşmayacağız. Ledger 60'tan fazla Cosmos SDK diyor. IBC protokolü ve 90'dan fazla bağlı zincirden oluşan bir ağ erişimle zincirler arası ekosistemin diyor. Geniş potansiyelinden yararlanmasına kapı açıyor. Evet. XRP'nin 27 milyar dolarlık piyasa değerli Ledger falan filan. Aynen. Sonuç olarak düşündüğümüzde yani buradaki muhabbet nedir, ne var ne yok şeklinde. DEP oluşumu konusunda tabii ki geliştiricilerin gayet işine gelebilecek bir durum. Bu hem geliştiricilik faaliyetini artırır hem XRP'nin dolayısıyla kullanımını artırır. Aynı zamanda genel tutmayı artırır. Pek çok açıdan dediğim gibi pozitif bir durum olduğunu işte buradan anlayabiliyoruz diye ifade edelim ve kısaca söyleyip geçmiş olalım. Shipcoin ve Lunge için kritik gelişmeler. Shiba'nın token ile ilişkili merkezi olmayan borsa olan Shiba Swap faaliyete geçti. Shiba Swap şöyle faaliyete geçti. Shiba Swap nedir? Uniswap gibi bir şeydir aslında. Hatta işte yani Uni'nin Uniswap'e eşittir. Shiba'nın Shiba Swap'i desek yalan olmayacaktır. Birebir hemen hemen aynıdır. Bu noktada merkezi olmayan bir DEX'tir. Onu da ifade etmiş olalım. Yani Shiba Inu'nun merkezi olmayan DEX'idir. Bir borsa gibi çeşitli Shiba ya da çeşitli farklı kripto para birimlerinin alınıp satılabilmesini sağlayan bir DEX yapısıdır. An itibariyle Shibarium'a entegre olmasıyla birlikte resmen faaliyet gösterebilecek bir yapıya bürünmüş oldu. Mevzu budur yani, muhabbet budur, tamam mı? Ve artık hem düşük işlem ücretleriyle hareket edecek, aynı zamanda yakım da aynı şekilde yapacak. Bunları bilelim ve unutmayalım tabii ki de. Shib Token ekibi tarafından oluşturulan bir Ethereum Layer 2 çözümü olan Shibarium blockchain'e taşındı.
Bu hamle kullanıcıların Shibarium'a yeni likidite havuzları oluşturmasını, token takaslarını kolaylaştırmasını, likidite sağlayıcıları için ücret oluşturmasını olanak tanıyor. Shibarium'da artan işlemlerin SHIB tokenları için daha yüksek yanma oranına katkıda bulunması kritik. Aynen. 24 saatte 8-8 arttı falan filan. Şimdi buradaki konu özellikle varlıkta zaten pek çok mevzu bundan kaynaklanıyor. Adamlar zaten Shibarium'da geliştiricilik faaliyeti artsın diyor. Shiba Swap ve çeşitli farklı dapp'ler, uygulamalar bunların tamamı olsun diyor. Zaten her şey bunun için yani, tamam. Bunlar kullanıldıkça Shibarium kullanılıyor ve yakım yapılıyor. Dünyanın önünde gelen kripto borsası Binance ilave 1,4 milyar Lunch token yakarak Lunch topluluğuna desteğini daha da gösterdi. Bu son yakım Binance'ın aylık Lunch atma mekanizması aracılığıyla bugüne kadar yaktı. 59 milyardan fazla Lunch token'a katkıda bulunmakta. Topluluk tarafından yapılan miktar işte 113 milyara aştı. 24 saatte %6 artışla analistler Lunch için 3.05'i gösteriyor diyor. Peki. Yani Lunch için 3.05'ler gelir mi? Tabii ki de gelebilir. Burada bir problem yok. Daha orta vadeli hedefi 3.037 9 civarları, yani 3.038'ler olarak karşımızdayken tabii ki 3.05'lere kadar da yükseliş noktasında potansiyeli bulunuyor. Burada Lunge için tabii fiyat tahmini yapmak yerine piyasanın yukarı meyilli olduğunu bilmekte çok ciddi bir fayda görüyorum. İkincisi, dediğim gibi burada fiyat tahmini yapmak yerine varlığın potansiyelini ilk evvela anlamak gerekecektir. Ve varlığın nasıl bir varlık olduğunu tabii ki de anlamak gerekecektir. Lunch yukarı meyilli bir varlık olsa da geç katalizi olan ve geç harekete kalkan, geç harekete geçen bir varlık olarak bizim karşımıza gelmektedir. Bütün bunlar bakımından da önemlidir ve ancak buna göre bir hareket yapmak lazım gelecektir. Yani bu bir, dediğim gibi, sol değildir mesela. Dolayısıyla düzgün fiyat hareketleri beklemek mantıklı değil, Shiba da değildir. Yani hareket normalleri birbirlerinden çok farklı varlıklardır. 3.05 olur tabii ki. Olabilir yani. Binance'ın yakımına gelince, Binance aynı şekilde ayın 1'inde, 1 Haziran'da yani, bir daha yakım yapacak. Bunu aylık noktaya vurduğunuz zaman beklenti genelinin daha üzerinde bir hareket olduğunu da ifade edebiliyoruz şeklinde söylemek lazım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.